Lüksemburg olarak anılan şehir, aynı isme sahip Lüksemburg ülkesinin başkentidir. Merkezi konumu sayesinde turistler için uğrak yeri gibidir. Ülkedeki müzelerin büyük çoğunluğu başkent Lüksemburg'tadır. Türkiye'den Lüksemburg'a uçakla 2 saat 51 dakika, arabayla ise yaklaşık 25 saat yol sürmektedir. Lüksemburg'un nasıl bir şehir olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lüksemburg etrafı Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrili bir Avrupa devletidir. Lüksemburg dünyanın en gelişmiş ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Dünyanın en iyi ekonomilerinden biri de Lüksemburg'dadır. Sürekli büyüyen ülke ekonomisi, düşük enflasyon nedeniyle Lüksemburg'da yaşama tutunmak diğer ülkelere nazaran daha kolaydır. Uçsuz bucaksız ormanlar, muazzam manzaralar ve tablo gibi tarihi alanlardan da sadece birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor. Lüksemburg'da Lüksemburgça, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 resmi dil vardır. Resmi yazışmaların büyük bir bölümü Fransızca yapılır. Okullarda en çok öğretilen dil ise Almancadır. Lüksemburg'da eğitim de 3 dillidir. İlköğretimin ilk yılları Lüksemburgça yapılır. Daha sonra kullanılan dil Almanca olarak değişir. Ortaöğretimde ise öğretim dili Fransızcaya döner. Lüksemburg'un para birimi her Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi Euro'dur. Ülke çok zengin ve refah seviyesi son derece yüksek olduğu için kesinlikle ucuz bir ülke değildir. Özellikle sebze, meyve gibi besinler Türkiye ile kıyaslanacak olursa son derece pahalıdır. Lüksemburg'un bu denli zengin olmasının en büyük nedeni ise hiç şüphesiz sahip olduğu büyük dünya bankalarıdır. Tüm dünyanın zengin insanlarının gelip paralarını yatırdıkları bir ülkedir. Lüksemburg gece hayatı birçok ülkeye kıyasla oldukça hareketli olduğu kadar sürprizlerle de doludur. Bu sürprizler korkutucu değil, aksine işletme sahiplerinin müşterilerine yaptıkları jestler olarak göz önüne gelmekte ve oldukça şaşırtıcıdır. İyi yerel müzik yapan müzisyenler ve DJ'lere sahip bir sürü bar mevcuttur. Lüksemburg'da kulüpler, diskolar ve barlar sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin ritmini düşürmezler. Sizler de mekandan ayrılmayı hiç düşünmeyeceksiniz. Lüksemburg sakinlerinin yıllık içki tüketim ortalaması 2011'de 15,5 litre ile dünya ortalamasında ilk sıralarda yer almaktadır. İçki fiyatlarının ülkemize nazaran oldukça uygun olduğunu görmekse aslında çok da şaşırtıcı değildir. Lüksemburg laik bir devlettir. Buna karşın devlet bazı inançları resmi olarak tanır. Müslümanlar, Almanya ve Belçika'da olduğu gibi 1960'lı yıllarda Lüksemburg'a göç etmeye başlamışlardır. 1960'lı yıllardan sonra Lüksemburg'daki Müslüman nüfusu artış göstermiş, 90'lı yıllarda Balkanlardaki savaşla birlikte eski Yugoslavya coğrafyasından da çok sayıda Müslüman ülkeye mülteci olarak göç etmiştir.